arkadaşlar. Bekleyelim mi biraz? Değerli basın mensupları, bilgileriniz üzere hafta başında Adalet Bakanlığı 2021 yılı adalet istatistikleri raporunu açıkladı. İçeriğine baktığınızda aslında gerçeğin tam da adaletsizlikler içerdiğini çok iyi görüyoruz. Bu rapor adaletsizlikler raporu olmuş. Birazdan içeriğine gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında yaratılan ve dayatılan keyfilik ve hukuksuzluk her geçen gün, her geçen yıl toplumun her kesiminde adaletsizlikleri büyütüyor. Raporun içeriğindeki veriler vahim değerli basın mensupları. Birkaç veri paylaşacağım hemen. Cumhurbaşkanına hakaret davaları ve soruşturmaları. Aslında bu ucube sistemde Cumhurbaşkanına hakaret diye bir suç olmamalı. Çünkü kendisi de parti genel başkanlığı yoluyla devlet ve hükümet yönetiyor. Maddi temelini tamamen kaybetmiş bir maddeden, suçtan insanlar yargılanıyorlar. 2014 yılında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 110 dava açılmış. 2014 yılında 110 dava. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yarattığı tahribatı vurgulamak açısından 2014-2021 verilerini paylaşacağım. 2014'te 110 dava. 2021'de 9.168 dava açılmış. Artış oranı yüzde 8.234. 2014'te bir çocuk hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılmış. 2021'de 305 çocuk. Çocukları bile yargılıyorlar. Böyle bir sistem. Ve 22 çocuk da mahkumiyet kararıyla karşı karşıya bırakılmış. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma geçirenlerin sayısı 200 bine yaklaştı. 200 bine yaklaştı. Bu ancak ve ancak otoriter sistemlerde olur. Bu ancak ve ancak hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin tamamen bittiği sistemlerde gerçekleşir. Yine rapordan bir veri. Bu rapor adaletsizlikler istatistiklerini veren bir rapor aslında. Anayasa Mahkemesi'nin verileri. Anayasa Mahkemesi 2021 yılında 11.830 hak ihlali kararı vermiş. Temel hak ve özgürlüklerimiz 85 milyonun temel hak ve özgürlükleri ciddi tehdit altında. Kimsenin hukuk güvenliği yok. Anayasa Mahkemesi 11.830 dosyada hak ihlali var demiş ve bunların 11.045'i adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini söylüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yüzde 93 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Yüzde 93. Anayasa Mahkemesi aynı zamanda 122 baktığı dosyada burada işkence ve kötü muamele var demiş. 122 ki bu Anayasa Mahkemesine intikal eden hani işkenceyi, kötü muameleyi bitirdik diyorlardı ya. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yarattığı keyfilik, otoriter otoriterlik ve hukuksuzlukların sonucu adil adil yargılanma hakkı kalmadı ifade özgürlüğü kalmadı ve işkence ve kötü muamele her geçen yıl büyüyor. Ve bu arada yargının kurucu unsuru olan savunma, savunmayı temsil eden avukat çok ciddi sorunları var savunmanın. Adil yargılanma hakkının olmazsa olmazı savunmadır, avukattır. İşkenceyle ve kötü kötü muameleyle mücadelenin ayrılmaz parçası da savunma ve avukattır. Ama bugünkü hükümet, saray hükümeti işte adil yargılanma hakkını sağlayacak cumuk ücretlerini bile avukatlara düzenli ödeyemiyor. Avukatların cumuk ücretlerini arttırın. Bir kamu hizmeti olan cumuk hizmetinde KDV oranını yüzde bire düşürün. Bu basit sorunları dahi çözemeyen tarihin en basiretsiz, hükümetiyle karşı karşıyayız. Biz herkese adil bir adli yıl olmasını istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz ve adalet içinde avukat, savunma tabii ki olmazsa olmazdır. Değerli basın mensupları, yine rapordan bir veri. Bugün Türkiye'deki icra dairelerin, dairelerinin raflarında bekleyen dosya sayısı 32 milyon 169 bin 150 nüfusumuzun bir bölü üçünden fazla icra dosyası icra müdürlüklerinde derdest. Yani 32 milyonun üzerinde çözülemeyen alacak ve borç ilişkisi. Korkunç bir tablo. 85 milyon nüfusumuz var, 32 milyon icra dosyası. İşte ekonomik krizin derinliğini burada da açıkça görebiliyoruz. Yine önemli bir veri. Dedik ya bu rapor aslında adaletsizliğin istatistiğini veriyor bize. Faili meçhul dosyaların sayısı 2021 4 milyon 380 bin 574. Hani suçla mücadele ediyorlar ya. Bu iktidarın, bu ucube sistemin adaleti tecelli ettirmesi mümkün mü bu memlekette? Tabii ki mümkün değil. Çünkü kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde hukuk devleti olmaz, adalet olmaz, bağımsız ve tarafsız yargı olmaz. 4 milyon 380 bin faili meçhul dosyasının yüzde 19'u zaman aşımına uğradı, kapandı. Yüzde 19. Ve 3,5 milyon dosya 2022'ye devretti. İşte yarattıkları tablo bu. Adalete, güveni, tamamen bitirdiler, yok ettiler. Siz bağımsız ve tarafsız yargıyı tesis edemezseniz, siz demokratik hukuk devletini tesis edemezseniz, 85 milyonun can ve mal güvenliğini yok edersiniz. Tabi adalet olmayınca aş, iş, ekmek de olmuyor. Geçimde de adalet olmuyor. Çünkü gelir dağılımında da adalet yok. Çünkü fırsat adaleti yok. Çünkü sosyal adaletsizlik de çok büyük. Saray ve şurekası adaletin olmadığı bu düzende devleti ve devletin hazinesini soyuyorlar. Bunu biliyoruz. Onun için bu adaletsiz düzeni değiştireceğiz. Onun için güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte kuvvetler ayrılığını ve demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz saray ve şurekasının devleti ve hazineyi, milletin hazinesini soymasına engelleyeceğiz ve soyanlarla mutlaka hukuk içerisinde de hesaplaşacağız. İşte adalet olmadığı için bugün nüfusun önemli bir bölümü, toplumun önemli bir kesimi barınma sorunuyla, beslenme sorunuyla karşı karşıya kaldı. 21. yüzyılın Türkiye'sinde barınma sorunu çok büyük, beslenme sorunu çok büyük. Üniversiteyi kazanan binlerce genç barınma sorunu ve beslenme sorunu sebebiyle öğrenimlerini ara verdi. Üniversitelerine gitmeme kararı aldı. Çünkü anneler babalar çaresiz kiralar ödenebilecek gibi değil ve bu memlekette çocukların üçte biri şiddetli yoksulluk çekiyor. Neden? Adalet olmadığı için. Bir tarafta hazineyi soyan saray, saray ve şurekası, öbür tarafta askeri ücretlisi, emeklisi, genci, işsizi, milyonlarca kişi, aile derin bir yoksullukla karşı karşıya. Bir tarafta dört maaş, beş maaş alanlar, diğer tarafta çocuğuna kırmızı et yediremeyen anneler, babalar. Bu düzeni değiştireceğiz. Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her çocuk dengeli beslenecek. Her çocuk iyi eğitim alacak. Gençlerimizin barınma ve yurt sorununu da bir yılda çözeceğiz. 20 yılda çözemediler, bir yılda hepsini çözeceğiz. Değerli basın mensupları, bir ülkede halk artık adalete inanmıyorsa, o sistem, o rejim, o yönetim mahkum olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de Recep Tayyip Erdoğan da bu saray iktidarı da evet mahkum oldu. Mahkum oldu. Artık onlar yalnızca kendilerini düşünüyorlar. Sizlerle bir tablo paylaşacağım. Çünkü temel mesele sistem. Temel mesele sistem. Her şey sistemle doğrudan bağlantılı. Sistemle ekonomi doğrudan bağlantılı. Sistemle adalet doğrudan bağlantılı. Siz böyle bir sistemde hukuk devletini ve adaleti tesis edebilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi? Parlamenter sistem mi? Son yapılan araştırma. Ciddi bir araştırma. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yüzde 29.1. Çünkü artık bu sistemin yanlışlığını bu sistemi evet diyenler de yaşayarak gördü. Parlamenter sistem diyenler yüzde 64.9. Yüzde yirmi 29'a yüzde 65. Bilmiyorum cevap yok diyen yüzde altı. Evet. Önümüzdeki ilk seçimde Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ve yeni Cumhurbaşkanı yeni bir meclis, yeni bir yönetim anlayışı ve yeni bir sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle bu sorunları hep birlikte çözeceğiz. Montesquieu 1748'de yazdığı Kanunların Ruhu kitabında şu tespiti yapmıştır. Bir ülkede yargıyla yürütme birleşmişse o ülkede artık hiç kimse güvende değildir. Bir ülkede demokrasinin saç ayağı olan üç erk, yasama, yürütme, yargı erkleri bir elde toplanmışsa o ülkede her şey mahvolur. İşte bugün ülkemizin yaşadığı tablo da budur. Bu tabloyu hep birlikte değiştireceğiz değerli basın mensupları. Onun için bize katılın diyoruz. Bu demokrasi mücadelesinde bize katılın. Bu adalet mücadelesinde bize katılın. Çocuklarımızın geleceği için verdiğimiz bu mücadelede gelin bize katılın. Birlikte değiştireceğiz bu düzeni ve ilk seçimde demokrasiden yana olanlar kazanacak. Bu keyfi otoriter sistemden yana olanlar kaybedecek, 85 milyon kazanacak. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.